TR724 ekranlarına hoş geldiniz. Doktor Yüksel Nizamoğlu ile tarih sohbetlerinde yine birlikteyiz. Geçen haftalarda yaptığımız kısa Cumhuriyet tarihi serisi sona ermişti. Bu haftadan itibaren basın tarihi serisine başlıyoruz. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar sürecek bir seri olacak. Bugünlere de geleceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Bu basın tarihi serisine tabii başlamadan önce genel bir değerlendirme ya da işte matbaa, yazılı kültür üzerine bir şeyler söylemek gerekiyor. İşte malumunuz Gutenberg Avrupa'da 15. yüzyılın ortalarında, yani 1400'lerin ortalarında matbaayı icat etti ve o andan itibaren bütün Avrupa genelinde işte belli şehirler birer basım evi cenneti oldu. Hatta benim şu an yaşadığım Antwerp şehri bunlardan bir tanesi. Burada bir müze gezmiştim. Orada uzun uzun anlatıyor ve dönemin Silikon Vadisi mesela, hani çünkü kitap basmak çok ciddi ticari anlamda da çok getirisi olan bir iş olarak o dönem ortaya çıkmış ve çok sayıda kitap basılıyor. İşte on binlerden bahsediliyor o dönem itibariyle, 1600'ler, 1700'ler itibariyle. Ve bu Avrupa'da gürül gürül başlayan bir yazılı kültür dediğimiz, yani insanların kitap yazmaya heves ettiği. Çünkü kitap matbaa öncesi kilisenin bir mülkü gibi. Daha çok kilise bir kitap şey yapıyor, ortaya koyuyor ve o bir otorite oluyor. Ama matbaayla beraber bu kırılıyor ve artık imkanı olan, baskıya para yetirebilen herkes neredeyse birer kitap sahibi olabiliyor. Ama bununla beraber kitap da yetmiyor form olarak tabii. Gazetenin ortaya çıkışı var. Gazeteyle ilgili ilk gazetenin nasıl ortaya çıktığı ile ilgili Venediklilere genelde götürülür mevzu. Venedikli tüccarlar dünyadaki olaylardan haberdar olmak istedikleri için böyle kısa dünyadaki olayları özetleyen basit haberlerden bir broşür nevinden bir gazete çıkarılıyor. Ama bu tabii orada kalmıyor. Daha sonra gazetecilik edebiyatla biraz da birleşerek işte çeşitli periyodik formlara dönüşüyor. Ve Avrupa'da özellikle halkın çok ilgisi var gazetelere bildiğim kadarıyla. Halk bu gazetelere hem mektup gönderiyor, bazı dönemler bazı gazetelerin sadece halktan gelen mektuplarla çıktığını biliyoruz mesela. Çünkü insanlar o gazete mecrası üzerinden birbirleriyle iletişime geçmeyi, birbirlerine mektup yazmayı önemsiyorlar. Bununla beraber gazeteciler birer entelektüel olarak hem siyasi hayatta hem mücadelelerin içinde yer alan insanlara dönüşüyorlar. Tabii bu batıdaki, Avrupa'daki hikayesi biraz. Osmanlı'ya gelelim isterseniz hocam. Bizde hep tartışmalar yapılır. Hep matbaa geç geldiği için işte geri kaldık şeklinde çok klişede bir lafımız var. İsterseniz oradan başlayalım. Matbaa niye geç geldi ve geldiğinde neler oldu? Evet, bu tabii çok böyle hani ne diyelim belki 100 yıldan beri tartışılan konulardan birisi. Yani Türkiye matbaanın geç gelmesi meselesi. Tabii bu bir böyle medeniyet projesi gibi algılanmış, öyle takdim edilmiş. Özellikle tabii hani Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yani Osmanlı düşmanlığının da etkisiyle yani genelde itibariyle şöyle bir kabul ortaya çıkmış. İşte matbaa efendim geç gelmiştir. Sebebi de işte ulemanın sıcak bakmaması, işte fetva alınamaması gibi şeyler ileri sürülmüş. Şimdi matbaa şöyle aslında, burada izleyicilerimize en başta şunu söyleyeyim. Biz tarihi hadiseleri tek bir şeyle açıklamıyoruz. Yani sadece dini faktör, sadece ekonomik faktör veya sadece işte herhangi bir şey açıklamıyoruz. Daha global şekilde bakmaya çalışıyoruz. İzleyicilerimiz önceki programlardan bunu hatırlayacaklardır. Şimdi matbaa dediğimiz olgu Çinlere kadar götürülüyor. Yani aslında matbaayı ilk kuranlar Çinliler. Çinliler sadece matbaayı değil, aynı zamanda barutu da mesela onlar buldu. Kağıdı da onlar buldu. Efendim pusulayı da onlar buldu. Yani bu noktada Çinlilerin dünya medeniyetine çok önemli katkıları var. Çin'den sonra Maviravi Nehir bölgesinde mesela Uygurlar matbaayı kullanmışlar. Semerkant'ta kullanılmış. Daha sonra işte İslam coğrafyasına matbaa ulaşıyor. Gutenberg'in yapmış olduğu, Johannes Gutenberg'in yapmış olduğu matbaa, geliştirmiş olduğu diyelim çünkü önceden bir matbaa var. Matbaanın icadı diye ifade edilir ama ona herhalde gelişme demek lazım. Onun farkı şu, daha önce tahta harfler aşınabilir diyelim, harfler kullanılırken o karışımı, herhalde kimyada bunu alaşım deniyor.
bir alaşımla bunu yapıyor. Hareketli harflere dönüştürüyor ve 1440 yılında 32 harflik, 32 satırdan pardon oluşan bir İncil basıyor. Gutenberg'in yaptığı şey bu. Ondan sonra da tabii Avrupa'da matbaa hızla yayılıyor. Fakat seyir itibariyle baktığımızda dediğiniz gibi matbaanın boyutu kiliseyle karşı karşıya geliyor. Çünkü kilise bunu kendi tekeline tutmak istiyor, kitap meselesini. Bundan dolayı da yoğun bir mücadele var ve daha sonraki süreçte de gördüğümüz manzara şu. Zaman zaman kilise yasak kitaplar listesi yayınlıyor. Hatta şimdi 2. Pius diye hatırlıyorum papalardan bir tanesi, Vatikan papası, işte bir efendim yasak kitap listesi yapmış. Bunu dağıtmış kitap ve şahıslar. Bazen şahısların tüm kitapları var, bazen de ayrı ayrı kitaplar var. Bu 1960'lara kadar Katolik kiliselerinde devam etmiş. Yani 1960'larda bu yasak kitaplar listesi kaldırılmış. Yani dini faktör sadece hani İslam coğrafyasında değil, tabii ki Avrupa'da da bu şekilde etkili olmuş. Bize geldiğimizde bizde matbaa ne zaman ilk defa matbaa geliyor? Şimdi Osmanlı Devleti'ne matbaanın girişi aslında Yahudiler tarafından olmuş. Yani Müslüman topluluklara olmasa da gayrimüslim topluluklar ilk önce Yahudiler. Biliyorsunuz Yahudiler 1492'de İspanya'da en son Beni Ahmer Devleti'nin yıkılmasıyla orayı terk ettiler. Ve Osmanlı coğrafyasına gidenler önce İstanbul'da bir matbaa kurdular. Daha sonra bu Yahudi matbaalarının efendim Edirne'de, Selanik'te, İzmir'de faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Daha sonra yine 16. yüzyıla geldiğimizde Ermenilerin, Rumların matbaa kurduğunu, Lübnan bölgesinde Marunilerin matbaaya sahip olduğunu görüyoruz. Yani Müslüman topluluklar olmasa da gayrimüslim topluluklar matbaayı kullanmışlar. Hatta tabi o dönem Avrupa'da dediğimiz gibi seri baskıya geçiliyor. Efendim kitaplar basılmaya başlanıyor. Avrupa'da Arap harfi kitaplar da basılıyor. Hatta bu kitaplar Osmanlı coğrafyasına da ulaşıyor. Yani Osmanlı coğrafyasında da bu tür kitapların çok sayıda olmasa da karşılık bulduğunu görüyoruz. Şimdi Osmanlı niye ilgilenmedi matbaayla? Efendim böyle bir yaklaşım içerisine girmedi. Şimdi hani şöyle bir basit açıklama olabilir. Osmanlı kendisini efendim bir fetih devleti olarak görüyor. Fütuhat yapan bir devlet olarak görüyor. Batıyı da sürekli ötekileştiriyor. Hani bu bir faktör olabilir ama çok böyle etkili bir faktör gibi gözükmüyor. İkinci şeylerden bir tanesi, çünkü Batı ile ilgili diğer şeylere baktığımızda Osmanlı ihtiyaç duyduğunda Batı'daki gelişmeleri almış. Mesela ateşli silahlar meselesinde bunu görüyoruz. Efendim pusula meselesinde daha sonraki gelişmelerle beraber bunu görüyoruz. Yani teknolojik, mesela hele 19. yüzyılda mesela telgraf ve telefon direkt Osmanlı topraklarında çok kısa bir zaman sonra karşılık bulmuştur. İkinci izah, hattatlardan dolayı böyle bir şey olduğu şeklindedir. Osmanlı coğrafyasında müstensih denilen, yani kopya yapan insanlar vardı. Yani bir kitap efendim yazar tarafından kaleme alınıyor. Daha sonra hattatlar bunu kopya ediyor ve Osmanlı coğrafyasında değişik yerlerde yüzlerce bu şekilde kitap bulunuyor. Ve şunu görüyoruz. Mesela Osmanlı'da bir medrese varsa bir kütüphanesi var. Vakıf kurulduysa bir kütüphanesi var. Yani yazma eserler gerçekten çok yaygın. Ama hattatların sayısıyla alakalı çok mübalağalı rakamlar var. Mesela 16. yüzyılda İstanbul'da, işte efendim 16, 17, 18. yüzyıllarda İstanbul'da 90 bine kadar çıkarılan rakamlar var. Bu inandırıcı değil. Yani en düşük rakam O kadar 32 bin civarında. Bu bile inandırıcı değil. Nasıl? kitap da yok çünkü zaten hani o Tabii kadar yani hattatı mantıklı değil meşgul bu. edecek. Genelde seyyahların aktarımlarında bu tür ifadeler var. Ama bunun doğru olmadığı anlaşılıyor. Sayı, çünkü mesela 400 bin nüfus içinde efendim bir 40 bin bile %10'a karşılık geliyor. Hani İstanbul'un nüfusun 400 bin olduğu dönemde 40 bin kişi hattatsa diğer insanlar ne yapıyor? Yani bu çok mantıklı bir şey değil. Ama yine de yani bu şekilde, çünkü Osmanlı Devleti'nin lonca sistemi vardı. Mesela kitap meselesi gerçekten o loncanın bir işi. Yani zaten matbaaya izin verilirken 18. yüzyılda böyle bir şeyle izin verilmiştir. Onu biraz sonra anlatacağım. Fakat bu genelde çok öne çıkan bir gerekçe olmuş. Yani hattatlardan dolayı, müstesihlerden dolayı bu şekilde geç izin verildiği şeklinde olmuş.
Bunu da 20. yüzyılda popüler hale getiren İsmail Hamdi Danışment. Yani Danışment hocadan daha önce de bahsetmiştik rahmetliden. Yani gene onun böyle bir argüman olarak kullandığını ve geniş karşılık bulduğunu görmekteyiz. Şimdi burada şunu unutmamak lazım. Hattatlar meselesinden de gene onunla bağlantılı bir şekilde. Şimdi kitabı kim okuyacak? İşte asıl cevap burada karşımıza çıkıyor. Kitabı Osmanlı toplumu daha köylü bir toplum, yani kırsal nüfusun yoğun olduğu bir toplum. Osmanlı'da kitabı okuyacak kesim, yani elbette ulema, memurlar ve bunun yanında medrese öğrencileri. Şimdi medrese öğrencileri dediğimizde şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Osmanlı'da biliyorsunuz medreselerde kitap bitirme usulü var. Yani bugünkü anlamda ders geçme usulü yok. Yani hatta medreseyi bitirirsiniz en sonunda efendim diploma diyelim aldığınızda karşınıza okuduğunuz kitaplar çıkar. Şu kitapları bitirmiştir şeklinde çıkar. Ve öğrenci suhte ne yapar mesela? İşte bir kitap okunacaksa gider onu ders çalışmak için kütüphanede onu istinsah eder, kopya eder. Yani bir öğrenme metodudur bu aynı zamanda. Derse bu şekilde hazırlanır. Dolayısıyla sınırlı bir hani medrese öğrencileri dışında kitaba böyle çok fazla ilgi duyan bir kesim söz konusu değil. Yani muhtemelen Osmanlı'da matbaanın acil bir ihtiyaç olarak görülmemesinde böyle bir durum söz konusu. Ve dolayısıyla Osmanlı'da evet 18. yüzyıla kadar matbaayı Müslüman kesim için söylüyorum bir ihtiyaç olarak görmemiş. 18. yüzyılda ne değişti? Ona cevap vermeden önce şunu söyleyeyim. Dedi ki Yahudiler kullandı, Ermeniler kullandı, Rumlar kullandı mesela Osmanlı toplumunda o zamana kadar. Osmanlı'nın şöyle müdahaleleri var yalnız. Mesela Yahudilerle ilgili 17. yüzyılda 4. Mehmet zamanında biliyorsun bir Sabatay vakası var. Orada mesela hemen matbaaya müdahale etmiş. Çünkü bir ortalık karışıyor diyelim. Fitne fesat çıkıyor Osmanlı'nın tabiriyle. Yine Ermeni ve Rumlar arasında Rumların matbaalarına müdahaleler olmuş. Bazen izin verilmemiş mesela. Yasaklanmış matbaalar. Matbaada kitap basma. Yine kendi aralarındaki tartışmalar mesela Katolikliğin Ermeni topluma, Gregorian Ermeniler arasında yayılmak istenmesi bir gerekçe. Tabii muhtemelen bir diğer gerekçe yani kendi kültürlerine hani ağırlık vermeler, daha milliyetçilik belki diyemeyiz ama o şekilde bir eğilimden dolayı zaman zaman Osmanlı o azınlık matbaalarına da müdahale etmiş. Şimdi 18. yüzyıla geldiğimizde karşımıza bir figür çıkıyor. İbrahim Müteferrika, Yavuz Bey. İbrahim Müteferrika enteresan bir isim. İbrahim Müteferrika işte Erdel topraklarına, Transilvanya diyor genelde Avrupalılar. Orada doğmuş birisi. Utaryanizm diye bir mezhebe mensup. Hristiyan. Bu mezhebin özelliği şu. Bu mezhep teslisi reddediyor. Yani baba, oğul, ruhul kudüs üçlemesini reddediyor. Bunun yerine tek tanrı inancı söz konusu. Ve bu kişi işte Osmanlı hizmetine giriyor. 692'lerde. Ve ardından da işte Osmanlı hizmetinde yaptığı çeşitli görevler sırasında neden matbaa gereklidir şeklinde bir risale kaleme alıyor. Hatta bir eseri daha vardır onun, Risale-i İslamiye'dir. Niyazi Berkes Hoca rahmetli onu detaylı bir şekilde incelemiş ve o zamana kadar matbaa ile ilgili olan yaklaşımları çürütmüştür. Çünkü genelde şöyle bir yaklaşım vardı, işte ulema izin vermediği için basılmadı şeklinde. Fakat araştırmalar şunu gösteriyor. Ulemanın matbaayı yasakladığına dair bir bilgi söz konusu değil. Yani böyle bir şey olsa mutlaka arşivlerde, fetvalarda şeriyetsiz bir şekilde çıkardı yani öyle diyelim. Öyle bir şey söz konusu değil. Ve Risale-i İslamiye'yi inceledikten sonra şöyle bir kanaate ulaşıyor Berkes Hoca ki Berkes Hoca'yı da şöyle yine güncele bir vurgu yapalım. Sürgün akademisyenlerdendir. Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmıştır. Bekliyor sonra diyor ki 60 darbesinden sonra dönerim. Dönemiyor. 71 muhtırası oluyor. 71'den sonra dönerim 80 darbesi oluyor ve ne yazık ki İngiltere'de Türkiye'yi göremeden vefat ediyor. Şimdi Berkes Hoca diyor ki İbrahim Müteferrika sadece bir matbaacı değil. Mesela Gutenberg ticaret için matbaayı geliştirmiştir. Buna karşılık Müteferrika aynı zamanda bir mütefekkirdir. Yani gerçekten Risale-i İslamiyesinde Avrupa ile Osmanlı'yı mukayese ediyor. Avrupa'nın gelişme sebeplerini ortaya koyuyor.
ve Osmanlı Devleti'nin ne yapması gerektiğini izah ediyor. Ve diyor ki işte akıl mantık çerçevesinde diyor Avrupa hareket ediyor. Eğer diyor biz diyor bu topraklara tutunmak istiyorsak, Batı'nın müdahalesine son vermek istiyorsak artık reformlar yapmak zorundayız. Ve daha sonra işte matbaa ile ilgili kaleme almış olduğu Risale'de de tabii bunu padişah işte Nevşehir damat İbrahim Paşa Sadrazam, 3. Ahmet Padişah onlara takdim ediyor ve orada da matbaanın alınma gerekçelerini izah ediyor. Diyor ki artık Avrupa kitaba çok rahat bir şekilde ulaşıyor. Bizim de bu şekilde daha ucuz bir şekilde hani kitaba ulaşacak bir vesile bulmamız lazım. Ve o dönemde Lale Devri'nde Avrupa'ya gönderilen 28 Selim Mehmet Efendi vardır. O Paris'te matbaayı görmüştür. İşte o da tabii Risalesinde bunu takdim ediyor. İşte ikisinin ortaklığıyla Yavuz Selim'de, İstanbul'da Yavuz Selim semtinde ilk defa 1727 yılında matbaa kuruluyor. Tabii 270 yıldan fazla arada bir fark var Avrupa ile Osmanlı arasında. Ama genel bir hani sonuç olarak söylemek gerekirse matbaanın gecikmesinin temel sebebi olarak Osmanlı toplumunda, Müslüman toplum için tabii söylüyoruz bunu, bir ihtiyaç olarak görülmemesi yatıyor. Çünkü daha çok medrese öğrencilerinin kitaba ihtiyacı var. Onlar işte istinsah yolunu seçiyorlar. Elbette yani kendine göre yazma eserler zaten belli bir sayıda söz konusu. Hani toplum bunu ciddi bir ihtiyaç olarak hissetmemiş. Ve basılan kitaplara baktığımızda tabii ilk baskıda Van Kul Lugat adlı bir eser ilk basılan eserdir. Bizde öyle anılmıştır. Başka bir isim var aslında da. Eserin girişinde aynı zamanda Şeyhülislam'ın fetvası yer alır. Gerekçe yer alır, fetva yer alır. Ve orada dini kitaplar zikredilmez. Yani işte heyet denir, hikmet denir. Yani astronomi, efendim matematik, lügat. Yani bu tür bilimlerde, felsefe, bu tür bilimlerle ilgili eserlerin basılacağı ifade edilir. Ve ilk dönemlerdeki baskılara baktığımızda işte 1000 civarında falan zannediyorum baskılar yapılıyor. Daha sonra bir sekteye uğruyor matbaa ama 3. Selim zamanında 1795'lerde yeniden matbaa Mühendishane-i Berr-i Hümayun'da yeniden faaliyete geçiyor ve günümüze kadar da geliyor. Yani matbaa meselesini külli bir medeniyet meselesi olarak algılamamak lazım. Bunu hani okuma yazma seviyesiyle, efendim insanların kitaba ilgisiyle yorumlamakta fayda var. Ama dediğim gibi bu faktörler çerçevesinde sonuç olarak söylemek gerekirse matbaa Osmanlı topraklarına daha doğrusu Müslüman kitleye geç gelmiştir, geç ulaşmıştır. Elbette bunu ifade etmemiz gerekiyor. Matbaanın geç gelmesi bir şeylerin sonu sebebi gibi değil de daha çok sonucu gibi. Yani Böyle zaten bir gözüküyor. yazılı kültür olmaması, işte okuma yazma oranlarının düşük olması, kitaba ya da yazıya olan ihtiyacın az olması gibi sebepler sayabiliriz. Peki hocam, buradan isterseniz gazeteye doğru, ilk gazeteye doğru geçelim ama orada yani ilgimi çeken şey şu: Takvim-i Vekayi ilk gazete, ilk resmi gazete tabii aynı zamanda. Bu tabii Osmanlılar için böyle aslında. Yani Osmanlı, Türk Osmanlılar mı diyelim ya da saray ehli için mi diyelim, merkezdeki Osmanlılar için mi diyelim. Çünkü öncesinde Osmanlı sınırları içerisinde çok sayıda gazete çıkıyor bildiğim kadarıyla. İşte İstanbul'da çıkan Fransızca gazeteler var, Levanten gazeteleri var. Mısır'da bir gazete var, Mehmet Ali Paşa'nın öncülüğünde çıkarılan. Yanılmıyorsam Lübnan'da vesaire birkaç gazete var. Bütün bu gazete, hani çeşitli gazetecilik faaliyetleri var. İşte halihazırda Avrupa'daki gazetecilik kısmen de olsa takip ediliyor. Orada neler olduğu, işte elçiler vasıtasıyla, oraya gidenler vasıtasıyla. Peki takvim ve kayıya gelelim. Nasıl geldik oraya? Yani neden böyle bir ihtiyaç hasıl oldu? Çünkü hani bu ahaliyi bilgilendirme ihtiyacı nasıl doğdu? Ya da kabaca öyle sorayım. Evet. Şimdi hani gazetelerle ilgili Avrupa'daki gelişme baktığımda siz de hani kısaca bir özet yaptınız. İşte ilk önce Hollanda'da hani profesyonel anlamda bugünküne örnek olacak şekilde 1605 zannediyorum bir gazete çıkarıldığı ifade ediliyor. Yoksa hani Venedik dediniz ya ta Roma'ya kadar götürenler de var. Yani gazeteyi ilk örnek olarak Roma dönemine kadar İsminden dolayı, kelimenin kökeni Aynen. gazette İtalyanca olduğu için Venediklilere Evet, genelde evet. şey yapılıyor. İzafe ediliyor. Şimdi Hollanda'da işte başlamış bu şekilde bir gazetecilik faaliyeti. İşte daha sonra Almanlar da aynı örnekler görülüyor. Fransa'da, İngiltere'de görülüyor.
Ve şu Amerika'dan aynı şekilde görülüyor ki Amerika o dönemde İngiliz sömürgesi vaziyetinde. Daha sonra tabii bağımsızlığını elde ettikten sonra devam ediyor. Şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu tabii Osmanlı için de bir reçete sunacak bize. Ülkenin kendi yapısı gazeteciliğin gelişimini de etkiliyor. Yani mesela İngiltere basını çok kısa zamanda başlangıçta kontrol altında ama daha sonra özgürlüğünü elde ediyor. Ve aşama aşama öyle bir noktaya geliyor ki hani slogan cümle olarak söylemek gerekirse Türkiye'de de hala söylenir ama karşılığı yoktur. Basın hürdür, sansür edilemez. Yani bu noktaya geliyor gazeteler İngiltere'de. Mesela Fransa'ya bakıyoruz. Fransa tabii daha devletçi bir yapı. Fransa'da bağımsız bir gazetecilik anlayışının gelişmesi için işte Fransız ihtilalini beklemek gerekiyor ki onda da yine kesintiler söz konusu daha sonra. Mesela Almanya'da yani Prusya devletini düşündüğümüzde daha yavaş bir gelişme oluyor. Bağımsızlık anlamında. Çünkü devletin yapısı çok bu tür özgürce faaliyetlere, basın faaliyetlerine izin vermiyor. Amerika'da mesela zaman içinde yine aynı şekilde ciddi sayılara ulaşan gazeteler çıktığını, karşılık bulduğunu görüyoruz. Şimdi insanlar niye gazeteye ihtiyaç duydu? Mesela bunda çeşitli faktörler var. Yani insan tabii ki falan yerde ne oluyor diye bunu merak eder. Ama birinci planda ekonomik olarak mesela tüccarları görüyoruz. Yani tüccar ticaret yaparken bir başka bölgedeki faaliyetin ne olduğunu öğrenmek istiyor. Diyelim borsalar kurulmuş. İşte borsalardaki diyelim gelişmeleri öğrenmek istiyor. Malını satacak. Malını sattığında hani ihraç ettiğinde o ülkedeki durumu görmek istiyor. İkinci kısmı tabii halk bilgilenme ihtiyacı hissediyor ve halk da özellikle belli bir okuma yazma kültürüne ulaştıktan sonra belli bir eğitim seviyesine ulaştıktan sonra doğru bilgiyi almak istiyor. Ve sadece böyle devlet kanalıyla verilen efendim resmi bilgi değil, aynı zamanda diğer bilgilere de ulaşma ihtiyacı hissediyor. Üçüncü kısım olarak baktığımızda tabii 18. yüzyıl bir aydınlanma yüzyılıdır. İşte 19. yüzyıla baktığımızda ideolojiler yüzyılı diyebiliriz 19. yüzyıl içinde. 18. yüzyılda daha böyle bilgi, bilim ağırlıklı bir yaklaşım varken 19. yüzyıl gazetelerinde artık ideoloji ağırlık kazanıyor. Hatta mesela İngiltere örneğinde gördüğümüz siyasi partiler var. Ve siyasi partiler özellikle seçim dönemlerinde kitleye ulaşmak için gazeteleri öne çıkarıyorlar. Şimdi Osmanlı'ya baktığımızda dediğiniz gibi Osmanlı azınlıkların çıkardığı veya işte konsolosların çıkardığı gazeteler var. Burada Osmanlı'yı etkileyen iki özellikle örnek aldığı ikinci Mahmut gazeteyi çıkarmıştır biliyorsunuz Takvim Vekayı. İki olaydan bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi 1821'de Rumlar Moro'da isyan ettiler. Ve Moro isyanına işte Rusya, İngiltere, Fransa müdahale ettiler. Fakat Rusya'nın müdahalesine özellikle Fransızlar çok rahatsız oluyor. Ve Fransız tüccarlar İzmir'de Fransızca bir gazete yayınlayarak Moro'da işte hem Rusların müdahalesine engel olacak şekilde hem de orada işte Müslüman halka yapılan bir takım zulümleri diyelim efendim katliamları duyurmaya çalışıyorlar. İkinci Mahmut bunu görüyor mesela bir örnek olarak. Hatta Rusya baskı yapıyor Osmanlı Devleti'ne. Diyor ki İzmir'de Fransızlar böyle bir şey yapıyor. Engel olun Osmanlı Devleti karışmıyor. O diyor. Onların hakkı diyor. Bu şekilde cevap veriyor. İkinci örnek ise tabii onun ayrı bir boyutu vardır. Vakay Mısriye. Vakay Mısriye ne denebilir? Hani Osmanlı'dan özerk denebilecek bir yapısı vardır Mehmet Ali Paşa'nın. O dönemde Mısır'da Havalalı Mehmet Ali Paşa'nın. Ama sonuç itibariyle Türkçe bir gazete yayınlamıştır. Yani Mehmet Ali Paşa'nın çıkardığı gazete Mısır efendim tabii ki Arap nüfusun yoğunlukta olduğu bir bölge ama tercih ettiği dil Türkçedir. Vakay Mısriye yayınlamıştır. Burada mesela bir örnek görüyoruz. Mizampajı gayet iyidir. Mesela Takvim Vekayı biraz sonra arkadaşlar gösterecekler. Orada Takvim Vekayı'nın Logosu bile var. tabii yani güzel bir şey yakalamıştır. Bu yalnız ilk nüsha değil. Takvim Vekayı'da göreceğimiz örnek ilk nüshadır. Yani bu geliştirilmiş nüsha. Ve şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. İlginçtir. Mehmet Ali Paşa basını bir propaganda malzemesi olarak keşfediyor. Niye keşfediyor? Muhtemelen Napolyon 1798'de Mısır'a asker çıkardığında orada bir de matbaa götürmüştü. Kitap, bültenler basıyor. Yani broşür diyemeyiz herhalde ona. Propaganda bültenleri basıyor. Mesela diyor ki işte Osmanlı kafir oldu. Ben sizi ondan kurtarmaya geldim. Buna benzer bültenler basıp propaganda yapıyor.
Şimdi o da tabii Avrupa'dan da Avrupa'yı da çeşitli diyelim elemanları vasıtasıyla gören, bilgi sahibi olan birisi Mehmet Ali Paşa, gören değil de onun etkisiyle gazeteyi bir propaganda malzemesi olarak kullanmak istiyor. İşte bu iki etki, yani Mora meselesi artı Vakay Mısri'ye örneğin sonucunda II. Mahmut gazete çıkarmasına karar veriyor. Ve işte Takvim Vekayi adıyla ilk gazete, tabii bu ilk nüshadır. Yani bunu Taksim Atatürk Kitaplığı arşivinden bulabildim. Tabii orijinal bir şey, yani günümüze kadar gelmiş olması ilk basılan şeydir. Evet. Bu değil de tabii diğer şey. Ve tabii ilk nüsha olmasının getirdiği bir acemilik de söz konusu. Şimdi burada şuna cevap vermeye çalışıyorum. İkinci Mahmud'un niyeti ne? Yani böyle bir gazete çıkarmakta. İkinci Mahmud'un niyeti, bakın ikinci Mahmud reformcu bir padişah. Hani hatta yaptığı reformlar yüzünden gavur padişah diye anılan birisi. Yani bu şekilde isimlendirilen birisi. Artık mesela ikinci Mahmud ilk öğretimin, tabii ilkokul diyelim, ilk temel eğitimin İstanbul için ancak geçerli olabilir ama zorunlu olmasını belirten bir ferman bile çıkarmıştır. Yani öyle birisidir. Çünkü şunu fark ediyor artık. Diyor ki devlet ne yapmalı? Kendi vatandaşını eğitmeli. Devlet kendi vatandaşına kendi mesajını kendisi vermeli. Ve bu amaçla da ilk resmi gazete Takvim Vekayi çıkıyor. Şimdi burada resmi gazete deyince tabii bir yanlış anlaşılmaya yol açabilir. Resmi gazete, hani bugünün resmi gazetesi, Türkiye'de resmi gazete adıyla devam ediyor. Yani efendim işte Bakanlar Kurulu kararlarının, artık öyle bir şey kaldı mı bilmiyorum, Cumhurbaşkanı kararlarının yayınlandığı, efendim resmi Kabinesi diyelim kabinesi kararlarının yayınlandığı bir şeydir. Ama buradaki resmi gazete kavramı onu ifade ediyor. Yani Takvim Vekayi bir resmi gazetedir dediğimizde 1831'de çıkan ilk örnekte onu bir şöyle ifade ediyor. Bizzat devlet tarafından çıkarılan bir gazetedir. Ve tabii Evet. bakın II. Mahmud'un niyeti o kadar nettir ki sadece Türkçe yayınlanmıyor gazete. Arapça, Ermenice, Rumca, efendim hani farklı dillerde de yayınlanıyor. Ama ilginç şey vardır. Zannediyorum Ermeniler ve Rumlar diyorlar ki biz bu nüshaları anlamıyoruz. Bizim için gene Türkçe devam etsin. O da enteresan. Niye öyle? Çünkü hani daha bütün ülke genelinde, hani Rumlar için de geçerli, bu Türkler için de geçerli. Tam bir kendi arasında dil birliği yok henüz. Bunu hatta şöyle izah edebiliriz. Konuşma diliyle yazı dili arasında ciddi bir fark var. Bu konuşma diliyle yazı dili arasındaki fark neyle azalır? Azalır ancak okullaşmayla azalır. Daha tabii yeterince okullaşma yok. Yani bu gazetenin çıkarılışı, Takvim Vekayi'nin çıkarılışı bizim tarihimizde bir modern devlet olma sürecinin başlangıcıdır. Devlet bunu bir yükümlülük olarak görmüştür ve bu şekilde gazetecilik başlamıştır. Hocam takvim ve vekayenin bölümleri var. Onları ben okuyayım. Tabii. Evet, Vukuat, evet. vukuat resmiye ve gayri resmiye şeklinde iki bölümden oluşuyor gazete. Umuru dahiliye, içişleri, mevadda askeriye, İçişleri. esar, fünun, işte mevadda askeriye, askeri meseleler herhalde. Esar, fünun, tevcihat, tevcihat-ı ilmiye, umur-u hariciye ve garibe şeklinde alt başlıkları var gazetenin. Yani aslında bayağı bilgilendirici, yani bugünkü resmi gazeteyle hiç alakası olmayacak şekilde bayağı bir gazete, tam teşekküllü bir gazete aslında bir anlamda. Peki hocam son olarak kısaca bu takvim ve kayının etkisinden biraz bahsetsek. Yani neler oldu, Osmanlılar bunu nasıl karşıladı, bu gazete sonra neleri yol açtı gibi. Şimdi Takvim Vekayi haftalık yayınlanmak üzere çıkarılan bir gazete aslında. Fakat tabii hani devletin yaptığı işleri itibariyle düşündüğümüzde ne yazık ki haftalık çıkamıyor. Yani toplam sürece baktığımızda bazen yılda mesela sürenin çok azaldığı olmuş. Ancak birkaç sayı yayınlandığı dönemler olmuş. Fakat şöyle bir öncülük yapmış Takvim Vekayi. Takvim Vekayi yayınlayanlar, yani dediğiniz o başlıkları atanlar, içini dolduranlar efendim tercüme odası çalışanlar, yani bir heyet bu konuda çalışıyor. Bu insanlar aynı zamanda yabancı dil biliyorlar.
Ve tabii toparladıkları bilgileri oraya koyuyorlar. Fakat şöyle bir problem var. Daha sonra da bu tekrar karşımıza çıkacak. Yani bu bir devlet gazetesi. Hani devletin, hani devlet kendini şöyle görüyor. Benim diyor halkı eğitmem lazım. Efendim onlara hani nasihat verecek tarzda, tabii ki doğru bilgilendirmeler yapacak tarzda bu şekilde bir görev üstlenmiş. Ve daha sonra baktığımızda tabii ki bir süre sonra biliyorsunuz Ceride-i Havadis adıyla bir yarı resmi gazete çıkacak. Ve 1860'a geldiğimizde Şinasi Efendi'nin de çıkaracağı tercümanı ahvalde ilk defa özel gazeteye Osmanlı toprakları kavuşacak. İşte Avrupa'da da böyle örnekler var. Yani Avrupa'da da mesela hani devletlerin yapısına göre dedik ya mesela Fransa'da bizzat Maliye Bakanı Richelieu şeyi organize ediyor. Gazete işini organize ediyor. Öyle hatırlıyorum. Hani devlet indeksi gitmiş. Ama İngiltere daha serbest bir yapı geliştirmiş. Bizde işte daha ilk başlangıçta devletin bu şekilde bir konumda olduğunu görüyoruz. Ve daha sonraki süreçlerde de devlet her zaman gazete konusunda böyle etkili bir rol oynayacak. Gazetenin o bölümleriyle alakalı da şunu ifade edeyim. Tabii değişik bilgiler burada aktarılıyor. Okuyucunun dikkatini çekecek şekilde bilgiler aktarılıyor. Bazen de tabii böyle nasıl diyelim o zaman halk arasında dolaşan yalan yanlış bilgileri de aktarılıyor. Yani mesela takvim ve kaide zannediyorum 1840'larda falan 30'larda da olabilir şeyler var, haberler var. Falan yerde işte mezardan çıkan hortlaklar görüldü, işte canavarlar falan yerde şunu yaptı. Hani daha henüz bir süzgeç söz konusu değil. Hani sağdan soldan bu şekilde toplanan bilgiler gazeteye dahil olmuş. Ama daha sonraki aşamalara geldiğimizde gerek Osmanlı topraklarında gerek yurt dışında özellikle tabii gazetecilikte önemli aşamalardan birisi işte fotoğrafın kullanılmaya başlanması. İşte önce resim sonra fotoğrafın kullanılmaya başlanması. Ve teknolojik anlamda da 19. yüzyıl iki önemli gelişmeyi hatta üç fotoğraf dedik birisi olarak da iki tane daha önemli gelişme var. Telgraf ve telefon. Bunların devreye girmesi ve sonrasında haber ajansları tabii ki gazetelerin önemini çok ciddi şekilde arttıracak. Onu da artık ayrıntıyı bir dahaki programa bırakalım. Evet hocam, teşekkür ederiz. Basın tarihi, gazetecilik tarihi ya da işte habercilik tarihi ne dersek bunun ilk programını böyle tamamlamış olduk. Önümüzdeki haftalarda yine buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzleyicilerimize teşekkür ederiz bizi izledikleri için. Haftaya görüşmek üzere.